Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, gecenin bu saatinde video çekiyorumdur. Saat şu an 11'e 10 var. Aslında çekmeyecektim ama sizlere de söz vermiştim. Yani söz de demeyeyim de yani sizlere bilgi vereceğim demiştim. İşte canlı yayın, hastaneye gidip gelip canlı yayın açarım demiştim ama maalesef olmadı. Zaten annemlerin oradan daha yeni geldim. Yemek yedik, çaydır, odur, budur derken bir hayli geç oldu. Eve geldim, Yaren'i uyuttum. Hatta orada uyudu. Seda sağ olsun yatağına getirdim. Şimdi baştan başlayayım. Geçen haftadan başlayayım. Çünkü aramıza yeni katılan arkadaşlar var. Direkt böyle damdan düşmüş gibi olmasın. Şu an ben tam kaç haftalık? 35 artı 4 hafta şu an. Bizim haftamız. Geçen hafta ben hastaneye gittiğimde şöyle söyleyeyim. 32. haftamda gittiğimde bebek işte 1 kilodaydı. Öyle söyleyeyim size. Ondan sonra 2 hafta aradan geçti. 2 hafta sonra tekrar kontrole gel demişlerdi. Ben randevumu aldım ama maalesef kendi doktorum da zaten onu da burada size anlatmıştım. Kendi doktorum izne çıkmış tam da 1 ay böyle benim doğuma denk geliyor. Neyse onun şeyiyle tavsiyesiyle aynı hastanede başka bir kadın doğum randevu yani kadın doğuma randevu aldım. Gittim yani 32 hafta bir gitmiştim sonra 34 haftada ben bu işte Tuğçe Hanım'a yani doktoruma gittim. Her şey normaldi işte ne bileyim. Hamile olanlar beni şu an daha çok anlarlar, iyi anlarlar ya da işte anne adayları veya işte anneler ne demek istediğimi daha iyi anlarlar. Bebeğin suyu gayet normal, kan akışımı normal, işte hareketleri çok iyi, kalp atışı güzel. Yani bebeğin her şeyi güzel, tek bir sıkıntısı kilo almaması. Yani en son kontrole gittiğim işte 32 haftayla 34 arası bebek kilo almamış. Yani hiçbir şekilde almamış. Daha sonra doktor dedi ki bir hafta yani bugün için, bugün demeyeyim de dün için yani salı gününe işte dedik bir hafta bir süreç bekleyelim. Bir hafta içerisinde işte bebek kilo alırsa işte normalde bana 1 Ağustos vermişlerdi. 1 Ağustos'a kadar bekleriz ama bana dedi öyle geliyor ki bu çocuk işte yani bu bebek 1 Ağustos'u bile beklemeyecek, erken doğum olabilir dedi. Neyse biz o gün işte eve geldik. Ben zaten direkt size buradan açıkladım. Ara vereceğimi söyledim ama inanın böyle ara vermiştim. Ama kafam gerçekten yani sizlerle böyle konuşuyorum ediyorum. O beni bayağı bir rahatlatıyor, şey yapıyor. Kafam bir şey oldu. Sürekli bir hafta boyunca böyle yattım. Zaten videolardan da anladınız. Yani işte 50 dakikadan 25 dakikaya kadar düştüm. Ne yapacağımı bilemedim. Yani sırf video için değildir. Yani kendi kafam dolu olma açısından gerçekten çok şeydim. Bir hafta boyunca sağ olsun annem olsun, babam olsun, görümcelerim olsun, Şahin olsun. Gayet güzel ilgilendiler ki hala da öyle ilgileniyorlar. Kahvaltımdan ta akşam yemeğime, çayıma kadar kendileri yapıyorlar. Yaren'le ilgileniyorlar. Ben sadece işte şu evin içinde düşünün 2-3 gündür evi bile süpürmedim. O derece yemeğim işte her şeyim oradan. Sürekli yatıyordum, sürekli sol tarafa yatıyordum. Sürekli işte sol tarafa yatıyordum. İşte şunu ye, bunu ye, şunu ye. İşte araştırıyorduk. Sürekli kızlar bakıyordular. İşte bunu yesen bebek kilo alır vesaire. Ben bayağı bir şey yaptım ki ben bu bir hafta içerisinde kendim 1 kilo aldım. 1 kilo normalde gittiğimde işte bir yani söylemeyeyim de 1 kilodaydım. Bu hafta baktım 1 kilo üstüne almışım. Hatta sevindik. Dedim ki kesin o 1 kilonun içinden Mira 200 gramını almıştır dedim ki zaten doktor bize öyle söyledi. Yani bizim için şu an 100 gramı bile yeterlidir beklemesi için yani beklememiz için. Seviniyorduk işte ben kilo aldım kesin Mira da 1 kilo almıştır falan. Mira bu arada bilmeyenler için bebeğin ismi. İnşallah sağ salim gelir. Neyse o gün çattı bugün salıydı. Dün söyleyeyim de çünkü siz bunu bir gün sonra izleyeceksiniz. Hastaneye gittik. Yolda hatta böyle yani yine de doktor şey dedi bana. İşte bir hafta sonra kontrole gelirken hastane çantanı getir dedi. Çünkü ben seni yani aniden sezaryene alabilirim dedim.
Çünkü bebek orada dedi beslenmiyor dedi. Hatta evde hareketlerini takip et dedi. Çünkü hareketleri maşallah çok güzel. Yani hareket ediyor, işte kıpırdıyor, yani şey yapıyor. Hareketlerini takip et dedi ama yine de sen salı günü hastane çantanı al gel dedi. Biz bugün valizle çıktık. Normalde Yaren'i de götürmeyecektim ama ağladı peşimden. Kıyamadım. Onu da aldım götürdüm. Ne olur ne olmaz dedim. Eğer dedim doğum olursa da kızları çağırırım. Hemen gelirler. Gittik. Kontrol saatim geldi. İçeri girdim. Doktor baktı. İşte kalp atışları güzel. Her şeyi güzel ama yine aynı işte 2 hafta önce ne hangi kilodaysa yine aynı kiloda, hiçbir şekilde kilo gene almamış. Ve yani doktor da aslında şaşırıyor. Yani bu çocuğun kalp atışı güzel, bu çocuğun suyu güzel, kan akışımı güzel, hareketleri çok güzel. Mesela yani tamam diyelim ki ben yalan söylüyorum doktora, işte hareket etmiyor da ben diyorum ki hareket ediyor. O da yok çünkü kendisi de bana bunu söylüyor. Ben diyor ultrasondan zaten hareketlerini görüyorum. Neyse dedi ki yine dedi bebek kilo almamış dedi. Seni dedi şimdi NST'ye bağlayacağız. NST'de işte kasılma, sancı falan olursa bir sıkıntılı, bir riskli bir şey görürsem bugün seni alırız dedi. Tabii ki içimde böyle bir şey oluştu. Yani bugün işte 35+3 şeydi haftamız. Tabii ki biraz tedirgindim. Böyle insanın içinde bir korku şeyi var. Gözlerim tabii ki doldu. Şahin de işte bana şey yapmak istemiyor ama bayağı bir morali onun da bozuldu. Beni NST'ye bağladılar. Tam 20 dakika NST'de kaldım. NTS mi diyorlar, NST mi diyorlar? Neyse ne, o da güzel çıktı. Bir kasılma yok, bir sancı yok, hiçbir şekilde yok. Hatta bebek işte böyle bir eline bir aparat veriyorlar. Bebek hareket ettikçe ona basıyorsun. Gayet güzel kıpır kıpırdı. O son işte 20 dakika NTS'de kaldım. Yaren'le de Şahin ilgilendi. 20 dakika sonra çıktım, doktora o sonucu götürdüm. Doktor baktı. Dedi inan dedi şu an dedi ben dedi bir şey anlamadım dedi. Yani NST'de bir kasılman yok, bir sancın yok, hiçbir şeyin yok. Her şey normal gözüküyor. Bebekte de zaten sadece kilo almama, işte beslenme şeyinden başka dedi bir sıkıntısı yok. Bu beslenmemeyi dedi niye ben bu kadar ısrar ediyorum? Belki diyeceksiniz ki neden bu kadar ısrar ediyorsun bebeği almakla? Neden biz beklemiyoruz? Sadece bu bebek dedi işte kilo almadıkça gelişimi geriliyor dedi. Yani geriye gidiyor gelişimi. Ben bu yüzden dedi işte bebeğin alınmasını istiyorum falan. Uzun lafın kısası, NST'nin sonuçlarına baktı. Dedi ki bugün dedi seni sezaryene almayacağım dedi. Çünkü anormal bir durum yok dedi. Perşembe günü yani. İşte bu videoyu izledikten bir gün sonra ben tekrar hastaneye gideceğim. Perşembe günü yine gel dedi. Sıkı takibi alacağım işte perşembe gel. Yine baktım ki işte kıpırdama yok. Artık cumartesi bakacağız duruma göre ve seni sezaryene alacağız dedi. Niye cumartesi günü onu da söyleyeyim. Cumartesi ben 36 haftamı bitiriyorum. Yani tam haftasını bitirsin öyle alalım. Yani en azından zaten %50'si neredeyse 36 haftada doğuyorlar dedi. O yüzden dedi cumartesi bekleyeceğiz. Tam 36 haftanı dolduracaksın. O zaman işte perşembe bir gelişme falan olmazsa artık cumartesi çantanı falan al. Büyük bir ihtimal sana dedi işte perşembe günü zaten söyleyecek bana. İşte cumartesi bu zamanda bu saatte gel ameliyat olacaksın falan. Bir de bugün iki tane şey yaptı, peş peşe injekte işte iğne yaptılar. Ne dedi? Akciğer gelişimi mi dedi? Bebeğin akciğerini geliştirmek için mi? Gelişimi için mi? Yani daha sonra ben bunu ablamla konuştum. Çünkü maalesef ablamın hayatı da hastanelerde geçtiği için çoğu şeyi. O yüzden ablam bu şeylerde daha şeydi. Ablamla hemen konuştum. İşte abla böyle böyle işte iğne yaptılar. Yarın da işte 24 saat sonra bir daha yapacaklar iki tane üst üste.
Tam olarak dedim doktor yani bir şey demedi. Sadece işte akciğerini geliştirmek için dedi. Yani tam olarak dedim ben onu anlamadım ama senin bir bilgin var mı dedim. O da dedi ki o çok güzel bir şey. En azından dedi işte mesela cumartesi işte 36 haftanı bitirdiğinde çocuk eğer doğarsa bunu o iğneyi niye ne için yapıyorlar? Çünkü zamanından önce çocuğu bebeği aldıkları için şey yapıyorlar. Hazırlıyorlar bir nevi bebeği hazırlıyorlar yani dış şeye al hazırlıyorlar çocuğu yani çıktığında kendi kendine mesela nefes alabilsin işte ciğerleri solunum şeyi yeterli olsun diye. Aslında dedi bu güzel bir şey. İşte bugün hatta doktor dedi ki bu iğneden sonra dedi belki dedi çocuk gelişimi bir anda değişebilir. İşte mesela hani 2 kilo şey 2 hafta falan kilo almadı ya o gelişimini biraz ilerleyebilir dedi. O yüzden bugün yapıldı. Yarın da saat tam 12'de yani 24 saat içerisinde yine 2 tane peş peşe üst üste yapılacak. Perşembe'de gideceğim. Kontrolüm var. Randevumu aldım. Gideceğiz. Ondan sonra yine aynısı arkadaşlar. Büyük bir ihtimal cumartesi 36 haftamı doldurup Mira Hanım'ı alacaklar. Ama şöyle bir şey de var. Çocuğun şeyine bağlı işte mesela kilosu küçük ya belki dedi bir hafta veya işte 10 gün bilemedin 2 hafta o çocuğun dedi direncine şeyine bağlı küvezde işte ya da yeni doğan yoğun bakımda mesela yatabilir. Önce bir böyle tırstım tabii ki işte yoğun bakım duyunca onu da ablamla konuştum onda da sıkıntı bir şey yok dedi orası daha iyi dedi hem oksijen açısından hem şey açısından orası da dedi bebek için hem ısı açısından bebek için orası daha iyi dedi yani yatmayabilir işte bebeğin direncine şeyine bağlı sadece işte mesela hani kilosu küçük ya belki güçsüz olur şey olur o yüzden belki yatırabilirler o da net değil. Yani cumartesi tam doğacak. Şu an ben size mesela diyemem ki cumartesi doğuyor, kesin doğuyor. O da net değil. Yani bunlar hepsi perşembe belli olacak. Perşembe mesela gideceğim. Bu aşı oldum ya bugün. Yarın da olacağım. O aşıdan bir etkisi falan işte gelişimini biraz öne attıysa yine biz kendi gününü bekleyeceğiz. Yani 1 Ağustos'u falan bekleyeceğiz. Zaten cumartesi de 17 Ağustos oluyor. 17 Ağustos zaten doğarsa kendi gününe de arkadaşlar bir şey kalmıyor. Çünkü benim zaten günümü 1 Ağustos vermişlerdi. E burada 17 Ağustos. Yani arada 2 hafta fark ediyor. Bu haftalarda işte doğan bebek için ne diyorlar? Primature mi öyle bir şey. İnternetten çünkü okudum. Bir de şey uygulamadan öyle yazıyordu. Primature miydi ya? Bu haftada doğan bebeklere öyle diyormuşlar ki o kadar şey böyle izledim ki hatta en yakın arkadaşımın bebeği bile 28 haftalık doğmuş düşünün 28 hafta ve onu duyunca böyle bir tuhaflaştım. Ya demek ki oluyor Rabbim ne zaman nasıl istiyor tabii ki öyle yapar kimsenin buna ne karışma ya da ben mesela Allah'tan çok bilemem. Kimse bilemez. Rabbim öyle uygun görürse cumartesi Miramız inşallah gelecektir. Yok her şey yoluna girerse de bir iki hafta sonra gelecektir. Yani öyle de böyle de Allah'ın izniyle hayırlısıyla gelecektir. Yeter ki sağ salim gelsin. Yani sağlıklı olsun. Önemli olan o. Diyeceklerim bu kadardı. Biliyorum dua ediyorsunuz. Lütfen devam edin, dua edin. Bugün o kadar kişi Instagram'dan yazdı ki hepinizden Allah razı olsun. Gerçekten böyle yalnız olmadığını hissediyorsun ya o çok güzel bir şey. Aslında videoyu da bir nevi niye çekiyorum? Yani sürekli işte dualarımızdasın, dua ediyoruz. İşte ne bileyim sağ salim gelsin. Bunlar insanı o kadar motive ediyor ki arkadaşlar size anlatamam. Yani tabii ki tanıdıklarım, akrabalarım, işte ne bileyim çevrem onlar zaten ayrı. Instagram'dır, şey WhatsApp'tır, aramadır onlar zaten ayrı. Bir de Instagram'dan böyle bugün abartısız neredeyse bir 70 kişi takibi aldı ve herkesin tek bir mesajı var. İşte
Merak ettik. Mira nasıl oldu? Salı günü belli olacak diyordun. İşte doğdu mu? Doğacak mı? Doktor ne dedi? Kilo aldı mı? Hepinizden Allah razı olsun. Bu aslında böyle yazmanız etmeniz beni ne kadar düşündüğünüz, yani beni ne kadar benimsemişsiniz, işte aileden birisi olarak gördüğünüz gibi şey yapıyor, gösteriyor. Hepinizden Allah razı olsun arkadaşlarım. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Tekrar söylüyorum, Rabbim hayırlısı neyse onu da nasip etsin. Yeter ki sağ salim gelsin, sağlıklı olsun. 36 haftasında da gelse hiçbir sıkıntı değil. Küçük gelse de sıkıntı değil. Yeter ki sağlıklı olsun, canı yerinde olsun. Bu kadar. Pilim bitti resmen. Ama bugün yine de tabii ki doğmadı ya, yani mesela almadılar ya, mutlu oldum. Tabii eve geldim, yemeğimizi yedik, kızlar kısır falan yapmışlardı. Daha sonra kemere gidiyordular, hadi sen de gel işte, beraber gittik. Hamburger yedik işte, ne bileyim, biraz dolaştık falan, geldik eve. Yani o bile beni bugün mutlu etti. Çünkü ben bir haftadır evde sürekli yatıyordum, yatıyordum. Ha, doktor bana deseydi ki yine kesintisiz yatacaksın, ben yine yatardım. Ama ben bir hafta boyunca yattım, yedim, yattım ve ben kilo almışım, ama bebek kilo almadığı için demek ki bu yatmakla ve yemekle alakası yok. Sadece benim manken kızım niye kilo almıyor onu da bilmiyorum. Yani bugün mutluydum. Instagram'dan da işte çoğu yazmışlar. Dışarıdasın, geziyorsun, demek ki her şey yolundadır. Doktor güzel, olumlu bir şeyler söylemiş diye. Ne bileyim arkadaşlar, böyle insan yine de işte tedirgin oluyor, korkuyor. Her şey zamanında olsun. Mesela Yaren çok güzel, 40 haftasında geldi. 3 kilo 440 doğdu. Ama yine takılmıyorum. Sağlıklı olsun, önemli olan benim için o. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Rabbim isteyen herkese nasip etsin arkadaşlar. Yani sağlıklı bir şekilde evlatlarını kucağına almayı nasip etsin. Anne adaylarına ya da işte anne olmak isteyen bayanlara, işte ne bileyim, anne şey, yani anne duygusunu tatmak isteyen herkese Rabbim nasip etsin inşallah. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.